Belgün yıllarca kime aşk, platonik aşk duyduğunu itiraf etmiş. Müge'cim, Tuğba Büyüküstün ve eski sevgilisi Umut Evirgen Evet, orada arasında da bir şeyler var. neler oluyor? Bakalım. İzleyelim. Magazin turu başlıyor. Etiler'deyiz. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı ve eşinin Emirgan'da trafikte kavga ettiği, Ebru Şallı'nın şiddet gördüğü konusu gündeme gelmiş. Ebru Şallı basını yalan haber yapmakla suçlamıştı. Ancak olaya müdahale eden görgü tanığı yaşananları anlatınca Şallı'nın şiddet gördüğü, olay yerine ambulansın geldiği ve polise ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Şallı soruyu duyunca röportajı yarıda bıraktı. Geçtiğimiz günlerde de hatta geçtiğimiz yıl diyelim Uğur Bey ile Emirgan'da bir tartışma yaşanmış aranızda. Teşekkür Bununla ederim. Ilgili de polise verdiğiniz ifade de ortaya çıktı ama siz bunu kabullenmediniz. Bir şiddet olmadı eşimle tartışmanın gibisinden. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi yıllar. Hadi gel. Bu konu ama hani sorulacak ki Ebru Hanım. Evet. Evet, Ebru Şallı da efendim 18 yaşındaki evet. oğlu Beren ve onun kız arkadaşıyla beraber alışverişe çıktı ve başlığı da Ebru kendi atıyor. Gelin kaynana alışverişte, izleyelim onu da. Ya biliyorsunuz siz hatırlıyorsanız o küçüklüğünden beri benim ufak gibi değil o. Çok böyle poz vermeyi sevmiyor. Seviyorum ya. Çocuklar yani. Onlar hani küçükler daha çok. Ne diyebilirim? Ne tanıştınız? Siz de yoksa zaten tanıyorsunuz. Bayağı ya, tanıyorum. Tanıyorum evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun evet. Aha. Biraz böyle alışveriş yaptık, bakındık. Öyle. Bir ifade verme durumu var sizin. İntihar etmişsiniz. İsimlerine bir haber vardı. Ne ifadesi? Yaşanan o olayla ilgili ifade verdiğinize dair bir haber çıkmıştı. Yok, bir ifade falan yok, öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Olmadı yani. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ne diyelim yani, bazen böyle insan söyleyecek dilin ucuna geliyor da hani bir söylemeyeyim, frenleyeyim kendimi diyorum. Ebru biliyorsunuz lise arkadaşım. Ve Türkiye şimdi, eski güzellerinden. Evet, bu döneme bakıyorum. Ve genç. Şimdi Ebru'ya bakıyorum. Ebru benden herhalde 2 yaş falan büyük diye biliyorum. Büyük mü? Evet, ha. Büyük. Ama yani şimdi bu 46 yaşındaki bir kız mı? Yok değil. Yani biraz önce Aslı Şen'in de görüntülerini getirdik. O da söylüyor estetik yaptırdım diye. Ama Aslı Şen için ne dedik? Güzel duruyor. Çünkü doğal duruyor. Ebru. Burada sanki doğallık gitmiş gibi abi. Ebru şurayı çektirmiş. Tabii çenede şu ciddi kısım, bir dolgu göz var. Göz kısmı, karşı, göz yanaklarda da dolgu. Evet. Çenede zaten var. Burunda zaten var ama ya Ebru'nun güzelliği güzel, evet. dillere destan bir güzellik ve yakından gördüğünüzde çok daha güzel ama epeydir biz de görmüyoruz. Bu. Ama burun estetiği bu yaptırmadan kadar, önceki hallerinde öyle aman aman da abarttığınız gibi güzel değildi. İlk çıktığı zaman ilk, evet. İlk fark etmiş. Burun estetiği yaptırıyorlar ben şey ama keşke. Ama insanlar böyle, çok değişiyor. Ben ona çok karşıyım. Yani insanın anatomisini değiştirecek olan estetiklere çok karşıyım. Hani burnunu farklı bir şekilde sokmak. İşte ne bileyim, yüzünü farklı bir şekilde sokma. Tamam, gerdirebilirsin, çektirebilirsin, dolgu eyvallah, bir şey demiyorum ama büyük değişimlere çok karşıyım. Ebru'nun yüzünü tamamıyla değiştiren şey burun estetiği değil ki, o göz çevresi ve dolgular. Hayır, bence burun estetiği öncesi sonrasında bakarsanız çok değişik. Ama güzellik yarışmalarında da kızlar ağzını burnunu yaptırıp katılıyor, bu şekilde de güzellik yarışmaları da olmaz. Evet ama ben buna çok karşıyım. Ebru'nun yüzünün ne olmuş dedirttiğim burun değil bence. Göz ama buruna alıştık yanaklar. Çünkü biz 20 yıldır o burnu görüyoruz. O yüzden evet. alışmış olabilir miyiz? Burun bir kere yüzünde çok hoş duruyor. Evet. Burun güzel bir estetik şey yapılmış. Ve sana şey şöyle demiyorum. Söyleyeyim Esra, burun ameliyatından önce çok daha güzeldi. Yakından görmedim. Gerçekten çok güzeldi. Fotoğraflarına bakarak o saçları böyle benim gibi örerdi böyle ıslak ıslak örerdi. Herkes bir döner bir daha bakardı. Çünkü o kadar güzeldi. Gözleri çok güzel. Bir de gençlik ve tazelik var insanın tabii. yüzünde. Evet. Burun ameliyatından sonra da o doğallığı kaybetmedi. Ama şimdi şu görüntüye baktığımız zaman evet. doğal diyemiyorum Ebru için. Zaten yoksa cilt kalitesi, cildi ne kadar güzel değil mi? Şılı şılı. Saça bakar mısın? Parıl parıl parlıyor. Evet. Ve o şiddet iddiaları sorulduğunda da yüzü gözü değişiyor. Orada hala bir sıkıntı var. Hı. Atlatamadığı bir sıkıntı var. Evet. Olabilir canım. Devam edelim magazin turumuza. Sorun değil.
Mabel Matiz ve Mert Demir'in antidepresan şarkısı ortalığı kasıp kavurdu. Valla mutluyuz. Çok içimizden gelerek yaptığımız bir şarkı. Bir yıldır da bekletiyoruz aslında, üstünde çok çalıştık. Biterken çıktı. Yıktı, çıktı, ortalığı da yıktı ama öyle bir çıkış oldu. Evet, evet. Bekliyor muydunuz bu kadar? Sevileceğini hissediyorduk yani, bizi çok tatmin etmişti çünkü, ama tabii bu kadar büyük bir patlama yaratacağını ikimiz de bilmiyoruz. Bunları ayırmamak gerekiyor, ben ayırmıyorum. Acı da tatlı da hayatın birer parçası. İkisi de üretim alanımı besleyen şeyler. Eşofman takımlarına bayıldığımız Teoman çok röportaj verdiği için bu durumdan biraz rahatsız. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizinle konuşmayı yeter seviyorum. Yeter artık. Abi, bak şöyle anlaşalım. Yeni yok. Başka bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şey? Yarın Çağınırmağ'ın filminin müziklerini yaptım. Siz büyük ihtimalle gelirsiniz. Evet. Orada görüşelim. Oraya da görüşürüz. Hadi görüşelim. Orada görüşelim çocuklar. Her gün konuşmayayım artık ya. Anlatacak şey kalmadı. Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen itiraf, Metin Akpınar'a aşıktım. Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan Nilgün Belgün, yıllar önce birlikte çalıştığı Metin Akpınar'a platonik olarak aşık olduğunu itiraf etti. Metin Akpınar'a aşıkmışsın ama. Metin Akpınar'a platonik aşıktım. Çok hayrandım çünkü oyunculuğuna. Açıklamalarıyla magazin gündemini sarsan Selçuk Ural bu sefer Aleyna Tilki hakkında konuştu. Armağan Çağlayan'a konuk olan Selçuk Ural, Aleyna Tilki piyasaya çıkınca kadın şarkıcılar hastanelik oldu dedi. Aleyna Tilki çıktı, bütün kadın adaylar hastanelik oldu. Yani bu... Sen olsan bari, ben olsam bari dedi, parayı götürdü, milyonları götürdü. Halbuki nice sesler bir şey olamadı. Yani bu müzik dünyasının gerçeğidir. Ama Aleyna Tilki de bir projeydi. Normal şarkı söylese bir şey olmayacak. Annesi onu, güzel de bir kız, hoş bir kız falan filan. Önceki gün Hülya Avşar'ın tüylü terlikleriyle görüntüsü dikkat çekmişti. Hülya Hanım, terliklerinizi sormak istiyorum ben. Çok eski, ilk defa giymiyorum ki. Ben ilk defa giyiyorum. Yok ya, ben ilk defa gördüm. Bunlar artık kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Avşar'ın ardından bu sefer Neslihan Atagül tüylü bir imajla video paylaştı. Ünlüler dünyasında tüy modası başladı. Tuğba Büyükhüsn ve eski sevgilisi Umut Evirgen arasında neler oluyor? Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen, eski sevgilisi Büyükhüsn'ü sosyal medyada takip etmeye başladı, ancak Büyükhüsn bu adıma olumlu bir yanıt vermedi. Bakalım önümüzdeki günler eski aşıkların barışmasına sahne olacak mı, yoksa eski eskide mi kalacak? Sinan Akçıl ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiasına Akçıl'dan ilk kez yorum geldi. Bir kodu var, Defne Samyeli, ne diyorsun? Abi benim aklımda biliyorsun, orada her zaman oluyor dedikodular. O yüzden iş odaklı devam ettiğimiz için her zaman benim aklıma çıkan tüm haberlere zaten böyle çok alışırız tabii, ama bu tarz konuları zaten her zaman karşılaştığım konular olduğu için saygı duyuyorum yazanlara da, yazmayanlara da. Avrupa'da işim bitmişti diyerek Suudi Arabistan takımlarından El Nasr'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo hem magazin hem de spor gündemini sarsmaya devam ediyor. İmajı, özel yaşamı ve attığı her adımla olay yaratan Ronaldo, imza töreninde yaşadıklarıyla dikkat çekti. Ronaldo'nun imza töreninde çok heyecanlı olduğu, El Nasr'a da birçok başarıya imza atacağı enerjisinden belliydi. Ronaldo'ya 28 milyon lira değerinde otomobil hediye eden eşi Georgiana da Arabistan'daki imza töreninde hazır bulundu. Bayan Rodriguez'in imajı dikkat çekti. Emre Altuğ rol aldığı dizinin setinde uyuyakaldı. Altuğ rol arkadaşları öperek değil şarkıyla uyandırdı. Su gibisin, su gibisin. Gönder zaman sen dönmezsin. Su gibisin, su gibisin. Ah ilallandım seninle. Yeni imajıyla eleştirilerin hedefinde olan Hande Yener, benden bir tane daha yok, tekim, muadilim yok diyerek iddiasını sürdürdü. Hande Yener 20 Ocak'ta çıkacak çalışması için tepeden tırnağa değişti ve sosyal medya hesabından da tüm eski fotoğraflarını, videolarını silerek eski Hande'yi unutturmak istediğinin sinyalini verdi. Kenan Sofuoğlu'nun motorsporlar için şimdiden yetiştirmeye başladığı 3 yaşındaki üstün yetenekli oğlu Zayn, Sapanca'daki evlerinde tek başına kahve yaptı, babasına ve annesine drone'la kahve servisi yaptı.